bunları... hiçbir şey yapmış. Lan! Sahiden dur, dur, dur. Ne oldu lan? Bak! Basta bak! Boğuşturacak şimdi var ya. Ne gördü bunlar ya? Bas! Turun, turun, turun! Zulumuna kattılar. Of 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 of. Beyaz dalacak. Beyaz dalacak kötü gidiyor. Vallahi beyaz dalacak kötü gidiyor. Aa daldı. Herkese selamlar. Bugün Haymana'dayız. Yanımda hoş geldin, sefalar getirdin. Hala dayı Halil İbrahim Bey ile beraberiz. Köpekleri çok güzel. Burada herkes onu öneriyor. Bazı arkadaşlar da tabii yolda gelirken espri yaptılar dostlar ama arkadaşlık, dostluk o. Aynen. Şaka yapıyor yani, ama yanlış anlayanlar da belki olabilir o. Şimdi ben 22-23 senem vermişim bu kara köpeklere. Bunun yani asıl ana vatanı diyeyim Haymana. Haymana, Haymana'dayız. Haymana. Zaten ana vatanındayız şu an. Haymana'da en kral kara köpek kim de dersen Durupınar köyünde namı diğer Deli Mustafa derler. Allah rahmet mekanı cennet etsin. Karabey dayıdadır, Çino dayıgildedir. Yani kara köpeğin asıl kökeni bunlardadır. En kralı da kalitelisi de bunlardadır. Seninkilerin soyu da onlardan mı geldi? Onlardan gelmedir abi. Şimdi yeni yetmeler çıkmış, yeni çobanlar çıkmış, affedersin ama her kara köpeğe kapıya koyan diyor ki ne Haymana karası. Veyahut da Malaklı'yla Haymana karasının çiftleşmesi daha bir aslan gibi köpek çıkıyor. Büyük misal büyük oluyor, diyor ki ne Haymana karası. Her gördüğümüz köpek Haymana karası değil. Misal insanlar hani tanıtımını yapıyor, 80 santimmiş, 65 santimmiş, zaten 80 santim dişisi. 80 ile 90 santim arası da erkeğe. O zaman şöyle yapalım. Halo dayı. Köpeklerin yanına geç. Şimdi ben açıkçası şöyle söyleyeyim. Haymana karasından ben pek anlamam. Şimdi yeni yeni öğreneceğimiz benim. Yeni yeni öğreneceğim bir ırk. Aynen. Şimdi o yüzden iyi bilenlerin yanına geldim. Senelerdir de zaten Facebook'ta ve sosyal medyada aynen sen tanıtmaya çalışıyorsun. Aynen. İnsanları bayağı da bir kitlem var. Tanıtımını biz evet yapıyoruz. Başkası başkası reklamla götürüyor. Yani düşün 6-7 senedir ben meşhur Haymana karalar olarak internet sayfası üzerinden yani yayın yapıyorum. Herkes de bilir yani köpekçi, kangal camiası olsun, akbaşçılar olsun. Bütün arkadaşlar da yani hemen hemen %99'u beni bilir Haymanalı halı odayı olarak. Gelirler, misafirim de olurlar. Ha şimdi de çekeceğiz. Sen bir tanıt bakalım ha, abi. Ben şimdi de çekeceğiz. Gel. Ya. Ah, ah, ah. Ya ya ya. Bu önce bu dişiyi tanıt abi. Bu şey, dişi 16-17 aylık. Ha ha. Şu anda yavru yapacak. Gel. Biraz yani hayvanları şey yapıyoruz. Arkadakiler kaç aylık bu arada? Arkadakiler 6,5 aylık şu anda. 6,5 aylık. 6,5 aylık. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Ben Anadolu Jaguar'ı dedim ya buna. Gözleri harbiden ve bakışları Jaguar gibi. Aynen öyle. Köpekler. Bu dişi olmasına rağmen her canlıda olduğu gibi dişleri biraz daha narin olur. Bunların ya erkekleri biraz daha böyle daha alımlıdır ve daha büyük. Aynen. Tahminen. Ya bendeki dişi erkek mi ayırdı deme yani şu an enikli karnı aşağı inmiş tamam mı abi? Yani enikli olmamış olsa yanına o zaman da daha kostaklı yani. Hmm. Yani sürünün kralı diyeyim sana abi. Sürü yani buna emanet diyeyim. Gece gündüz hani biz dağda yatıyoruz. Gece saat 8'den sabah 5'e kadar yatıyoruz. Hani
Gece bekçisi bunlar. Gündüz biziz. Gece de gündüz de bekçisi bunlar. Memnun musun peki? Burada gidiyor mu? Abi şimdi ben sana şöyle söyleyeyim. Hayvan agarasını met ediyorlar. Tamam. Abi hayvan agarası bütün hani köpeklerden sakın ola Kangal camiası olsun, Akbaş camiası olsun beni yanlış algılamasın. Her köpeğin özelliği farklıdır. Kimi köpek sürüye dört dörtlüktür, adama düşmez. Kimi köpek de adamcıdır veyahut da boğuş yapmaz. Ama bunlar da hem adama hem silaha abi. Silah çektim mi fırlıyor. Misal kurda zaten yani eşi benzeri yok diyorum. Kangal da dört dörtlüktür. Hani %99'u ben hemen hemen 13-14 senedir kara köpek besliyorum. Kapımda kara köpek var. Yani bir merak geldi ona. 13-14 senedir kara köpekten hayvanlarımı otlatıyorum. Şu anda yani şeytan kulağına diyorum hani burnunu kanatmamış. Sürüde köpekler aynı bir dostun ya. Bir kardeş gibi bir şey yani bunlar. Erkeği nerede abi bu? Erkeği de burada. Akbaş'ı bir sevda olarak getirdim buraya. Çünkü kara köpek ben 13-14 senedir kara köpeği yetiştiriyorum. Bir türlü yani 14 yaşında bir kara köpeğim yok şu anda. 3 yaşında diyor. Eş dost diyeyim yani istiyor. Ne bileyim çekimsizlik var. Adamlar zehir veriyor köpeğe. İyi köpek yaşamıyor abi. İyi köpek yaşamıyor. Şunu bir kaldır bakayım abi. Ya. Oğlum. Lan. Abi bu Hamit Tayyip'in eseri Kalanca Dağ'da getirdim. İki kardeşler bunlar. Sizden iyi olmazım bir abim var. Hamit Sözcücü Kalanca Dağ'dan. Burada da selam olsun ona. Şu anda Almanya'ya gitti. Bu köpekler bize hediye edip gitti. Senden iyi bakan olmaz diye. Yani getirdim. 5-6 aydır burada. 5-6 aydır bunlar yani sürümüzün kilidi abi. Akbaşçılar iyi baksın Akbaşçılar. Hani videomuz tartışılmaz ya. Herkes diyor Akbaşmış, Karaymış, işte Kangalmış. Herkesin köpeği kendine iyidir. Şimdi SCR'yi değişik köpekler almış. Ama bana göre Akbaş'ın kralı da bu diyorum. Boy, fizik, sal, kafa olarak, kafa yapısı olarak her şeyine on numara abi. Bu da kardeşi adamcı olan. O Akbaş'ın kardeşi. Gel. Gel. Yani bu kara da 16-17 aylık. Bu biraz zincirden şey yapıyor yani korkuyor. Hiç bağlatmadığından dolayı sanki arabaya atacak veyahut da bir yere götürecek diye hayvan tedirgin oluyor. Bu da aynı sürüye 10 numara. Ha sürüye de şimdi görürüz. Sürüde de görürüz yani. Biraz korkuyor. Kızanda da geçende de bir boğuş yaptı. Arkadaki yenikler de çek abi bak. İkisi de kardeş. Bundan da korkuyorum yanımdan geçti mi direkt sana şey yapıyor. Sen konuş abi. Evet. Abi dediğim gibi yani sürüye kurda adamı 10 numara birebir yani haymana karabısı her çobana tavsiye ederim. Bazı arkadaşlar diyor işte kara köpek şeyden koyunlar kara köpekten ürkmüyor mu? Aksine bizim köpekler de kangaldan ürkür. Şu akbaşları alıştırana kadar ayı karayı seçtik yani abi. Bizim köpekler de karadan ürkmüyor. Bunun ikisi kardeş yani.
İlk emini yapacak dişi de. Bu zamana kadar hiç koyun kaptırdın mı? Kaptırdım abi. Kaptırmadım diyen yalan konuşur yani. Karalar varken mi? Yok, karalar yokken. Karalar yokken. Daha önce misal burnu çakal ala köpekler vardı. Hı. Yani ala diyorlar. O zaman kaptırdım abi. Kaptırmadım diyen çoban yalan konuşuyor. Yani iddia ediyor. Hani diyor ki ne? Ya işte benim köpeklerim kurda vermiyor işte. Yani kurda 10 numara. Ya bu kurt nasibini alır. Affedersiniz, kasapta almayacak. Sizden benden almayacak. Kasapta mı alacak? Nereden alacak? Ha. Yani herkes bir yalan uyduruyor. Çobanın da zekatıdır o ya. Ya abi zaten zekatını alması olmaz yani. Ha geçen sene vermedim. Hani bazı zaman yaralattığım da oldu. Yani köpeklerin kurtardığı da oldu. Ama daha önceler misal çok öncelere dayanak diyorum. Rahmetli babam vardı. Ha o zaman verdik abi. Kurda koyun kaptırdık. Kaptırmadım diyen yalan konuşur abi. Şimdi hani köpeklerimi kötülemesin diye herkes diyor ki ne benim köpeğim işte canavar 10 numara, kurda 10 numara. Yani işte bir koyunu canavar alsa diyecek ki ne işte Halodayı'nın köpekleri kötü köpek. Yani kimse birbirine demiyor ki ne benim köpeğim işte kurda vermiş veyahut da yaralanmış diye demiyor ki ne. Veriyor abi, herkes veriyor. Yani nasipte çıkan da sonra 10 tane köpeğin de olsa alır, bir tane köpeğin de olsa alır. Ha köpeğin çokluğu iyi midir? Değildir abi. İki tane, üç tane, iki erkek bir dişin olsun daha sağlam bakar. Her yönden daha sağlam bakar koyuna. Oh. Bak misal abi, bendeki karalardaki tek özellik de ne biliyor musun abi? Arka ayaklarındaki çift patı olayı var ya. Mahpus. Bak, çift patı olayı. Aynı kangal köpekteki gibi misal. Çift patı olayı var. Kendi köpeklerimin cinsi, ırkı olarak. Bak arka ayaklarını alırsan abi, bilekler, arkalar misal vücudun uzunluğu. Yani zahar tipli değil yani. Bazıları atıyor işte haymana karası olarak zahar tipli gözüküyor. Abi 6,5 aylık enikler şu anda bak. Bileklerine bak, vücut yapısı, kafa yapısı. Yani enikler düşün şu. Enikler bayağı büyüyecek gibi şimdi 6,5 aylık. 6,5 aylık şu anda bak abi. Evet. Arka bileklerini çekersen bak arka paçalarında aynı çift karabaş tırnağı dedikleri olay. Haymana karasında. Yani bunlar da var abi. Yani zahar tipli değil. Adam koymuş internete ne bileyim haymana karası olarak zahar tipli. Bak bunların babası misal evde kızan namıyı gönderdim abi. Onu da çağır, onu da çağır, gel. O da bugün hasta mı ben anlamadım. Gel. Gel, gel oğlum, gel. Gel o. Daha tam kendini göstermiyor hani misal. Bak 6,5 oyluk olduğu halde anaları kadar. Anaları 16 oyluğu da evet. İlk emini yapacak yani. Köpekler. Sen bunları vermeyi düşünüyor musun? Bunların babası da var. Babası misal köyde. Eniklere bakın 6,5 aylık. Yani biz mamayla falan bakmadık bu eniklere. Bir ay anasını emmiş, bir ayda işte inek sütü vermişik, koyun sütü vermişik. Ondan sonra ne bileyim bulaşık artığı olur. Ekmek kırıntısı olur, arpa unu. Şu anda zaten sırf arpa unu veriyoruz. Başka yani bunları... hiçbir şey yapmış. Lan! Evet, dur, dur! Ne oldu lan? Hey! Usta bak! Boğuşturacak şimdi var ya. Ne gözü ha. Bunlar ya? Hey! Dur, dur, dur! Su dumana kattılar. Aşağısı kaçacak. Sen
Ercan gözüküyor mu? Of 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 of. Beyaz dalacak. Beyaz dalacak kötü gidiyor. Vallahi beyaz dalacak kötü gidiyor. Aa da daldı. Daldı. Ya çok uzak zaten, çok net bir şey gözükmüyor. Ya bir şey yapmadılar da abi bu 3 yaşında yani hurda da adama da yani sürüde vazgeçilmez diyeyim. Tek başına koy ver yani 1000 koyuna koy ver gitsin diyorum. Her yönden fizik yönünden kuyrukmuş. Haymana karasının ayrı bir özelliği de var. Abi çift karavaş tırnak olması. Yani herkes diyor işte sadece sırf kangalda olur. Kangalda değil ayrıca haymana karasında da vardır. Kimisi de şöyle söylüyor abi. Bunlar kangalları, siyahları diyorlar. Ne diyorsun bu konuya? Abi şimdi olabilir, olmaz diye bir şey yok. Bazen herkes diyor işte alapayı diyor. Alapayının kırması falan diyor. Hiçbir aslı yok. Ben diyorum ya ben şu anda 33 yaşındayım. 13-14 senedir hemen hemen haymana karası besliyorum. Haymana'nın yani bu haymana karası bizim haymana özgü bir köpektir diyeyim size. Yani... Yiğit abi inanır, Deli Mustafa, büyüklerimizden, dedelerimizden, Mustafa dededen, misal Karabey Dayıgil'den, onlardan kalma diyeyim, nesilden nesile yani. Onların şeysi, soyu ileriye dayanarak. Misal ben 13-14 senedir yapıyorsam bu işi, onlar 50 senedir belki, yani kapılarında kara köpek vardır. Yani cinsi de, soyu da onlardan gelmedir. Mustafa dede rahmetli oldu. Onun öncesinden diyeyim. Mesela Karabey dayı da hemen hemen 50 yaşındadır. Hiç yoksa 40 senedir falan hayvancılığına uğraşıyor. 40 senedir belki kara köpek taşıyordur. 40 senedir yani biz onlardan gördük diyeyim. Yani bu haymana karasını onlardan gördük. Ondan öbür yani kimse de yaygın değilken sadece onlardan vardı. Çino dayıgil de vardı yani kara köpek. Nesli tükenmek üzere desem tükenmek üzere. Yani atıyorlar. Zahar kara, ufak dediğimiz, ufak kara. Yani bundan daha irileri de vardı işte. Misal Yozgat'a verdiğim köpekler, yani bundan daha iriydi. Bu köpek yani normal... Bunun tahmini cidegosu kaçtır abi? Abi... 80 var mıdır? 79-80. Var, 80 var. 80 var. Misal bunun babası 87 santimdi. 87 santimdi. 87 santimdi. Ne diyorsun sen, babasını kaçırmışız. Abi babasını işte diyorum ya, hani her yerde bir çekimsizlik vardır. Babasına inne attılar. Yani istememezlik var. Ne attılar? İnne attılar köpeğe. Vurdular. Vurmalıydı ne yani. Ne demek o? Yağının içine toplu inneler var ya. He. Toplu inneleri attılar. Mesela veterinere götürdüler. Hayvan yedi onu. Hayvan yediğinde bağırsaklarında bağırsakları zaten gözüküyor yani. Çekimsizlik var abi. Yani köpek bizim için vazgeçilmezimiz diyeyim. Hayvancılık yapan adama yani dağda bir silah diyeyim bunlar bize ya. Her yönden. Sürüye bu ikisini koyayım, 1000 sürüye koy vereyim yani tereddütsüz bakarlar. Ben iki dişi ve erkeği çok beğendim. Yavrular daha zaten çok ufak ama boyları bence çok cüsseli olacak. Babalarından büyük yani, olacaklar bence. Dedesinin orijinali diyeyim size. Evet. Dedesinin orijinali olacak. İnşallah ilerleyen zamanlarda yani ölmezse kalırsa diyeyim. Çünkü kara köpek bazı insanlara düşmüyor. Seneye inşallah ölmezse, enikler sağ kalırsa, yani geldiğinde çekerseniz o zaman beni daha iyi anlayacaksınız. İnşallah. Yani o zaman onlar bundan daha babayı çıkacak diyorum. Bir de şu an 6,5
aylık olmasına rağmen sürüye bakmaları 10 numara. İnşallah seneye gelirsem İnşallah o yavruları da çekerim. Arkadaşlar İnşallah. Haladaya'nın Instagram sayfası yok. Facebook adresini ben geçeyim. Facebook sayfası. Oradan ulaşalım. Haymanalı Haladaya olarak meşhur Haymana Karalar olarak internet üzerinden sayfam var. Oradan ulaşabilirler. Evet. YouTube kanalımda misal Haymana meşhur Haymana Karalar olarak yine oradan numaram var. Haymana'ya geldiği zaman zaten Haymanalı Haladaya dedim. Yani kime sorsan bizi sevenler gösterir ama bizi sevmeyenler Haladaya kim diye tabiri caizse hani şey yapabilir. Az önce siz ilk geldiğinizde dediniz gelirken ya. Gelirken yolda bir arkadaşınıza rastladık. Hani bir şakayla espri olsa, yaptı. Şakayla karışık ama. Ne olursa olsun. Bilmiyorum yanlış. Haladaya'nın Facebook adresi, Facebook sayfası videonun yanında geçiyor. Benim de Instagram sayfam onun yanında geçiyor. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Haymana'dan, Haymana Karası'nın ana vatanından herkese selamlar. Selam olsun. Allah'a ısmarladık.